Selam, hoş geldiniz. Bunu belirliyoruz işte. Tabii konularımız daha böyle özgün, hani ne derler, zaten kendimize özgün bir derneğiz. Daha böyle konuşulmayan konular veya ne bileyim biraz daha akademik anlamdaki konular üzerinden yaklaşık 7 yıldır bu şekilde gidiyoruz. Üzerineydi, hani Gaziantep'in eğitimi malum. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Yani buranın sorunları ne? Çalışma duruyor mu? Onun üzerine mesela yeni şeyler eklendi mi? Onu da bilemiyoruz. Veya son hali varsa tekrar alıp okumak isteriz. Malum biliyorsunuz, gerçekten şu anda eğitim sistemimizin tamamı olmak üzere ama özellikle Antep'imizde biraz daha farklılaşıyor. Evet, yani malum eğitim konusunda gerçekten bizler ülke olarak ciddi manada eksikliklerimiz var. Yani biz bunu hepimiz beraber görüyoruz. Evet. Tabii sizler, eğitimci kardeşlerim daha bunu iyi görüyorlar. Evet. Bizden daha iyi görüyorlar. Biz o kitapçığı yayınlarken özellikle gerçekten şu anda eğitim müfredatının tamamıyla dışa bağımlı. Özellikle evet. Hele yüzünü Avrupa'ya çevirmiş. Kendi değer, öz değerlerimizle barışık olmayan bir evet. Eğitim sistemi bizim çok işimize yaramayacağını, çok bizi ileri götürmeyeceğini, evet. Çok ciddi manada önümüze ilim, bilim yönünde çok bizi ön tarafa götürmeyeceğinin kanatına vardı. Evet. Ondan dolayı en aşağı müfredatta baktık ki bazı yanlışlar, bazı sorunlar, bazı sıkıntılar var. Onları bilfiil tespit edip bir kitapçık haline getirdik. Çok güzel. Ve bu kitapçığı da hem bakanlığa hem Sayın Cumhurbaşkanı'na o zaman bütün yetkileri herkese gönderdik. Dedi ki bu müfredatın aslında böyle olmaması gerektiğini. Evet. Çünkü bizim kendi öz değerlerimiz var bu manada. Ondan dolayı biz yüzümüzü ne zaman sadece işte tek yönlü, biz demiyoruz batıdan herhangi hiçbir şey almıyoruz. Bir yanlış böyle bir düşünce olmaz. Evet. Ama biz batıdan alacaklarımızı kendi değerlerimizle bir kenara atıp hiçbir işe yaramayan manasında kullanırsak bu yanlışı yapmış oluruz. Evet. Ve bugün de o yanlışın maalesef şu anda görüyoruz. İşte belki bir eğitim ordusu şu anda işsiz bir durumda. Biz HÜDA PAR olarak özellikle şunu söylüyoruz, diyoruz mesleki eğitim konusunda biraz daha ağırlık verilmeli. Evet, evet. Hem öğrenci meslek öğrenmeli hem de okul okuyabilmeli. Eğer eğitim sistemi gerçekten bizim inancımızla barışık olmadığı müddetçe, bizim örfümüzle, adetimizle barışık olmadığı müddetçe bu eğitim sisteminin çok bize ciddi manada faydası olmayacaktır. Yani hepimiz görüyoruz hocam, az çok. Yani biz dışarıda aldığımız modelle, evet muhakkak dışarıdaki modelden istifade edeceğimiz yerler vardır. Ama tamamıyla biz dışarıdaki alacağımız modelle bunu uygulamış olsak ciddi manada sorun ve sıkıntıyla karşı karşıya kalıyoruz. Şu anda mevcut özellikle öğrencilerimiz için söyleyeyim. Yani bakıyorsunuz gerçekten çocuk belli bir süre gidiyor, okula eğitimle devam ediyor. Ama daha sonra bir mezuniyet sırasına geldiğinde eğitim sistemindeki o sıkıntılardan dolayı bakıyorsun gerçekten çocuk sadece sıradan bir vatandaştan daha kötü bir duruma gelmiş oluyor. Çünkü hem meslek öğrenmemiş oluyor, hem eğitim alanında çok ciddi manada bir eğitim de almamış oluyor. Artı olarak genişleterek yani size çalışılmasını inşallah öyle bir çalışma olur. İnşallah. Orada yani bazı konulara mesela gerçekten iyi değinmiştiniz. Şöyle diyor mesela genelde anne çocuk resimlerinde anne hep başı açık bir bayan. Yani anne figürü var ya başı açık bir bayan. Mesela yarın öbür gün çocuk diyelim ki anneannesi veya diyelim ki anne kapandı veya dışarıdaki her büyüdüğü zaman herhangi bir bayan açısından kapalı bir bayan açısından orada bir çatışma yaşayacak. Ya benim bildiğim hani biliyorsunuz yani çocuk küçükken beyne nakşedilen davranışlar büyüdüğünde de devam ediyor. Aslında sürekli giren nedir? En önemli değer maddiyattır. O zaman diyor ben bu maddiyata sahip olabilmem için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Evet.